İlk defa geyik sesi duyuyorum gerçekten. Susun lan. Daha önce kas sesi duydum. İçeriye girdikten sonra hemen solda bir resepsiyon bölümü var. Konaklama yapacaklar. Buradan resepsiyona kayıt yaptırıp ücreti buraya ödemesi gerekiyor. Mükemmel bir yere geldik gerçekten. Hava nasıl? Soğuk. Evet, harbiden bayağı bir derece fark ettim ve müthiş bir çam kokusu var. Benim anlamadığım hiç kimse yok. Bir tane insan evladı yok. Sadece şurada çok güzel bir çekme karavan var. O da bırakmış gitmiş mi bilmem. Çok aşırı sessiz. Gece mükemmel olacak. Kuş sesleri falan çok aynen, güzel yankılanıyor. Sadece doğal yaşam sesini duyacağız. Böyle bir yer bulduk kendimize. Hem elektrik panosu birazcık ileride, oradan kablo çekebiliriz. Burada bank var. Ateş yakabileceğimiz küçük kova var. Ve en önemlisi su var. Evet, su da yakında. Müthiş bir yer gerçekten. Ne kadar şişko. Evet, şişko bir çocuk. Gel. Ay 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 ay. Gel şişkosun sen. Ay. Bugün tavuk yapacağız akşama. Yemeğe gel. Olur mu? Kimse yok zaten. Döne döne yine bize gelecek. Bak. Duydun mu? Evet, bir şey var. Geyik domuz sesi... sesine benziyor. Yok, geyik sesi geliyor. Ben çok burada, üşüdüm. Buradaki yorumları... Şu an dişlerim tıngırdıyor. Evet, hava soğuk. Bir de tişörtle geldik, sıcak da aşağılar. Evet. Çok bariz bir şekilde geyik sesi geliyor. Buraya gelirken yorumları falan okuduğumda zaten geyik sesleri duyacaksınız dediydi. O da biraz enteresan ama ilk defa geyik sesi duyuyor. Geyik mi acaba? Ay, bir tane nakliydi geliyor. Ben üzerime bir hırka almak istiyorum yürüyüş yapacaksak çünkü çok üşüdüm. Tamam, bir dolaşırız. Bir gezeriz şöyle. Elektrik panosu bak, bir çok yerde var. Aha. Burada da var. Buralara falan kamp yapılabiliyor. Kamp alanları bunlar. Şurada seyyar bir köfteci var. O çok hoşuma gitti. Köfte satıyor adam orada da. Hiç kimse yok ki. Düşünsene buraya köfteci açtığını, batarsın. Ama demek ki yoğun olduğu günler de oluyor yani. Ya yazın oluyordur. Bahsettik, adını söylemedik galiba. Şu anda baş konuş yaylasındayız. Ama biz genelde buraya mükemmel bir yer olarak bahsedeceğiz. Evet. Adı bizim için mükemmel bir yer. Böyle baksana şey gibi... Çanak gibi dağların ortasında küçük bir evet. Şey gibi. Onu fark ettim. Yani etraf komple dağ, ortasında böyle düzlük, küçük minik bir ova gibi şey var, yayla var. Çim alanlara araçla giriş yasakmış bu arada. Sadece kamp, oturmak için falan arabaları bu kenarlara park ediliyor. Evet, karavan güzel ama. Onları da bırakıp gitmişler ya. Hmm. Tuvaletler dışarıdan gayet güzel görünüyor. İçeriye bir bakayım mı? Sırf temizliği nasıl diye videoya koymalık. Hmm. Normal. Bir kamping için mükemmel. Yani her şey... Gayet iyi. Selam. Yani kampinglerde o kadar leş tuvaletler gördüm ki mükemmel görünüyor tuvaletler. Bu ne? Bir şeye bak deneyim. Sesi duyuyor musun, kuşun sesi? He. Şarkı söylüyor adeta. Bütün parkta küçücük bir tane kuşun sesi yankı yapıyor. Evet. Ne güzel kuş sesi geliyor öyle bir tane. Bir dursana.
Odunumuzu buldum, yakacak. Hakikaten. Bayağı odun var burada. Hakikaten güzel odun varmış. Evet. Toplayalım, götürelim onları. Ya şurada da var bak, şeyinkinin odundan. Azalım onları. Aslında buralarda falan da oturabilirmişiz gibi. Yerimiz güzel mi? Yerimiz güzel. Suya ve elektriğe yakın ya. Evet. Burası çok şey, çıplak. Orası ağaçlık. Ben şu an çok mutluyum ya. Hava çok soğuk. Ben sadece o yüzden... O da yani kışa yeni girdik. Böyle bir soğuk özlemi var ya. O yüzden çok güzel geliyor bana, böyle soğuk soğuk vuruyor. Bir kuş sesi, bir de sadece bizim ayak seslerimiz var. Evet, o kadar sessiz ki alan, böyle ayak seslerimiz bile tak 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 yapıyor. Buradan gidelim mi? Şuradan geliyor ses. Hadi gel gidelim. Burası etkinlik alanı yazıyor ama ne var acaba burada? Güreş parka girdi. Dağlı güreş. Şurada iki tane lokanta var. Gerçi ikisi de lokanta mı? Bak. Geyik mi? Evet. Onlar mı çıkarıyor acaba sesi? Geyik herhalde yani. Boynuzu var. Ay serbest. Aa, o hakikaten ondan geliyor ses. Serbest. Gel gel. Ha ha, kapalı. Hayvanat bahçesi gibi bir şey yapmışlar oraya. Eğleniyorsun. Vallahi evet, bunlardanmış ya. Harbiden geğiriyormuş gibi. Biz buradayken ötmez değil mi ya? Ötmez diyorum. Bu kuş mu? Geğirmez mi? Ha, buraya da bir kış bahçesi yapıyorlar herhalde de. İçinde bir şey yok. Selam aile galiba bunlar. Selam geyikler. Daha deminki gibi böyle uzun uzun bir geğirir misiniz? Aile galiba bunlar. Şimdi bir İlk defa geyik sesi duyuyorum gerçekten. Susun lan! Daha önce kas sesi duydum. Evet. Gel şuraya doğru gidelim. Ben biraz onları izlemek istiyorum. Oraları yarın gezeriz. Çok büyük bir lokantası var buranın. Aşağıda da mutfak bölümü var. Sağ tarafta da lokanta var. Bak kocaman ateş çukuru. Birileri burada ateşin başında eğlenmiş. Aa bak, ağaçlar üşümesin diyor, onlara hırka örmüşler. Örgü yapmışlar ağaçlara. Buradan yukarıya giden şeyin kapısı mı? Evet, restoranın kapısı güzelmiş. Başkonuş restoran. Bir tane ağacın kökünden kaç tane ağaç çıkmış? Hani? Ha. Orayı diyorsun. Burada da merdiven var. Sanırım yukarıda bungalov tarzı bir şeyler var, kalınabilecek. Ha, bu Toros sediriymiş. Şu anda mı görüyorum? Üşümüyorsunuz mu siz orada yüksekte? Gizli kapaklı bir yere girsenize. Orada oturuyor mu, anlamadım. Burası da at binme alanı falan herhalde. Yuvarlak çize 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 orayı kazmış neredeyse. Bak burada bungalovlar var. Ardıç 4, ardıç 5 numaralandırmışlar aşağıda falan da. Bunların fiyatları ne kadar acaba, sormak lazım. Bu arada biz buraya gelmeden önce Başkonuş Yaylası diye Google'da aratıp aradık, fiyat bilgisi aldık. Videoyu izliyor ve fiyatları merak ediyorsanız siz de Google'dan numarasını bulup arayabilirsiniz güncel fiyatları. Çünkü biz bir şey söylesek fiyatı değişecek. Hemen girişten sonra sol taraf resepsiyon. Burada bir market var. Aa, duş da var. Suyu, sıcak suyu var mı acaba? Evet. Var mı sıcak? Sıcak suyu da var. Güzel. O da gün ısıdandır herhalde. Reskimiz falan da var. Güneş enerjisiyle sıcak su elde ediyor ve duş alanında sıcak su da var.
karşı panodan buraya elektrik çektim. Ve elektrik yok. Bu bölgede elektrik yokmuş. Şu çekme karavanın park ettiği yer vardı ya. Tuvaletin aynen tuvaletin iki yanında sadece 24 elektrik var dedi. Şu tarafta yani. Aynen. Gidiyoruz yani. Gitmemiz lazım. Elektriğimiz bugün tükettik neredeyse. Şarj olmadı ve yarın da muhtemelen şarj olmayacak. Evet, hep ağacın altı. Evet. Neyse yemeği yapayım da bari. Aynen. Şimdi burada ışık var. Her şey görünüyor değil mi? Bu tarafta da kamerada hiçbir şey görünmüyor. Normal gözle de görünmüyor. Yani sadece birkaç yıldız parıltısı var. Ha o da zaten kamerada çıkıyor. O kadar karanlık ki şu tarafta birkaç marketin işte restoranın ışıkları falan var da bu taraf yokluk yani. Ay ışığı falan da olmadığı için zifiri karanlık. Ürkütücü duruyor biraz. Ateş ne güzel yandı ya. Isındık. Üstünde kaldı. Güzel bir sabaha uyanmak dileğiyle. Herkese iyi geceler. Mükemmel bir sabahtan herkese günaydın. Gerçekten mükemmel bir gece geçirdik. Hiç ses yok. Sadece doğanın sesiyle. Karavanda bir gece geçirdik. Ve bastoyu çok fazla açmamıza gerek kalmadı. Öyle çok fazla soğuk olmadı. Zaten hala rüzgar yok. Şu anda da bulutlu bir hava olmasına rağmen, güneş olmamasına rağmen yine soğuk değil. Alana sabah da hiç kimse gelmedi. Bugün de hala kimse gelmedi. Keşke böyle bir 5-10 kişi kafa dengi bir insan olsaydı da diyorum şurada top falan oynasaydık. Gerçekten keyifli bir böyle aktivite yapılacak bir yer şurası. Ve hava da böyle terletmeyecek bir hava olduğu için kesinlikle çok güzel bir oyun falan oynanabilirdi burada. Şişko zaten belli. Ve ki hiç yanımızdan ayrılmadı fark ediyor musun? Evet. Nereye gidersek oraya gidiyor. Biz bunu götürsek mi acaba? Yakında aslında buralar çok aşırı soğuyacak. Bizim kedimiz alır mısın? Çok tatlı değil mi ya? Seni bekliyor öyle. Ve yemeğe falan zıplamıyor hiç öyle evet. Bekliyor. Bu eğitimli bir kedi. Bence biz bunu alamayanımıza götürelim. Peki, bence bunu yemeğe falan çıkmıştır böyle masaya dövmüşlerdir. Yok ya. Yani dövmesin insanlar. Dövmesinler ne olur. Hayır. Tamam vereceğim. Al. Neye bakıyorsun? Yesene. Ses geldi. Biz seni koruruz. Nereden geldi ses de öyle bakıyor? Bir anda ne kadar çok kedi oldu. 1, 2, 3, bizim Kıvanç, 4, 5, 6, 7 tane kedi var. Şuraya hafif bir böyle yumurtalı ekmek koymuştuk. Kıvanç ve şu yavru gelmişti ikisi için. Bunu koyar koymaz ne kadar kedi varsa ortamda geldi. Alan çok geniş, çimenlik ve alanın hemen köşesinde ben varım. Sevcan var. Senin olman daha önemli tabii ki ama burada bir yürüyüş parkuru başlangıcı var. Bugün burayı yürüyeceğiz. Ama biraz geç kaldık bu arada. Evet farkındayım. Güneş batacak neredeyse. Hava da birazcık soğuk. Evet. İnşallah daha da bizi ayılar, geyikler, kurtlar falan kapmaz.
Cedar Park'ı toplam uzunluğu 4850 metre. Ama biz işte toplam uzunluğu gitmeyeceğiz. Sadece şurada bir zirve var. Seyir terası gibi bir yer. Oraya çıkacağız. Oraya çıkacağız. Böyle merdivenli bir yol. Bu arada kahvaltı yaparken geyik sesleri geliyordu dağdan. Bakalım evet. Karşımıza çıkacak mı? Bu taraftan geliyordu. Haydi bakalım. Böyle ne var? Böyle çıkılır. Ben Trekking yolu gibi böyle daha yolu diye düşünmüştüm. Her türlü ağaç var yalnız fark ediyor musun? Evet. Ardıç, sedir, çam. Bir de her yerde mantar var. Mantar da çok hakikaten. Bizim oturduğumuz yerde de çoktu. Şurada falan i̇şte mantar var da. Mantarları için. Hiç bilmediğimiz için ona hiç girişemeyiz. Aslında dağda yetişen mantarlar çok lezzetli olur derler de. Öğrenmemiz lazım aslında. Ormanın içinde çok güzel görüyorsun. Kızıl lale ve piramidal orkide. Görmedik tabii ki bunları. Aynen onları görmedik. Burada da bir dinlenme yeri var. Aynen burada. Dinlenme yeri yapmışlar buraya da. Çok iyi değil mi yalnız? Muhteşem. Telefonda herhangi bir efekt yok. Gerçekten gökyüzü biraz kızıl. Yeşillikler biraz sonbahar görüntüsü var. Güneşin rengi. Gerçekten her şey mükemmel görünüyor. Tablo adeta. Harbiden tablo. Tabii hiçbir şey senin kadar güzel değil. Ya. Küçük bir seyir terası var. Buradan daha net belli oluyor alan. Futbol sahası gibi bir alan değil mi? Evet. Hadi geç de senin fotoğrafını çekeyim burada. Hop poz ver. Çıkırt. Çıkırt. Bir de şuradan. Çıkırt. Ve çıkırt. Hadi gidelim. İyi rakım çıktık ama. Nasıl ineceğiz geri ya? Boşa alıp lambur lumbur yuvarlanarak. Peki ben kimim biliyor musun? Sen kimsin? Yürüyüş esnasında üstüne mont giyen salak kızım. Aşağısı biraz soğuktu ama evet. Da şimdi tabii terledik. Ver istersen bana. Taşıyacak mı? Taşırım. Bu kadar da tatlı bir erkek. Tatlı değilim. Ama sen yine de çok daha hırslısın ve daha önden gidiyorsun. Çünkü güneş batmadan o zirveye çıkıp oradaki manzarayı göresin. Ya benim de ama çok yoruldum. İnsafsız. 750 metre gelmişiz. Tırmanışlı olduğu için yordu bizi bence. Tabii. Tabii. Manzaranın güzelliği mi, senin güzelliğin mi ya? Ya yeter artık, iltifat etme bana. Bu arada Başkonuş Yaylası'nın içinden çok böyle ufak tefek yol görünüyor. Şuraya kadar gidiyor. ATV yoluysa mükemmel olur yalnız o gölete doğru ATV ile sürmek. Keşke güne biraz erken başlayıp deneseydik. Aynen. Haydi devam.
Ben buradan gitgide soyunuyorum tabii. Galiba geldik sonunda. Hakikaten. Seyir terasının çatısı yukarıda göründü. Evet, ya kendisi de. Şöyle düz yapmamışlar ya. Harbiden zikzak zikzak çıkıyor. Neyle karşılaşacağız yukarıda? Hiçbir fikrim yok bu arada. Beklentin yüksek mi? Yani. O kadar yürüdük, iyi bir şey çıksa iyi olur. Aynen. Zirvede 1050 metre görünüyor. Yani 1050 metre gelmişiz. Ve şöyle iki tane teras var. Oo. Bu taraf şey, o uçurum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Karşıda göl, baraj gibi bir şey var. Evet. Bunun öbür tarafı yok. Dağ, yarım bir dağmış. Yarısını bence bu dağın yemişler. Evet, en tepeden baş konuş. Sadece şu kadarcık kaldı. Güneş ve... bayağı tepede bu arada. Aynen. Yukarı çıktıkça güneş de bizle beraber çıkıyor. Farkında mısın? Belki baş konuşta battı bile. Hemen arkasında dağ var ya. Evet. Burada bir kamp yapılmaz mı yalnız? Çadırla geleceksin buraya. Gerçekten çok güzel görünüyor ya. Farkında olmadan burada çok güzel bir gün batımı izlemeye gelmişiz. Aynen. Ama çok fazla izleyemeyiz. Eğer gün batarsa dönüşümüz ormanın içinde karanlıkta olacak. O zaman çok gecikmeden buraya veda edelim. Aynen. Yavaş yavaş. Ama gerçekten hani biz geç kaldık falan diyorduk ama şu an telefonda küçücük bir güneş çıkıyor ama kocaman bir tup turuncu bir güneş var orada. Keşke gözümüzün gördüğünü gösterebilsek tabii. Evet. Maalesef. Haydi o zaman dönüşe geçiyoruz. Ürkütücü. Evet, çok korkunç yandı. Sesi de bayağı geliyordu yani. Duygularını alalım. Korktum çok. Gerçekten inşallah geyikti. Hayır, sohbet ediyorduk da bir anda yaprak hışırtısı gibi bir ses gelmeye başladı. Ve... yağmur mu yağıyor diye bir dinleyeyim dedim. Sessizlik oldu o anda, baktık taşlar devrilmeye başladı. Koşuyor ve bir şey. Ve kendi sesi de geliyordu böyle. Nefes alıyordu. Oh diye. Muhtemelen geyik ama insan yine de bir tırsıyor. Ama bir geyik görsek çok güzel olmaz mıydı? Belki de aşırı yaklaştık ama insan... Valla nefesini duyduk canım. İnsan tırsıyor hakikaten. Evet, parkuru bitirdik. Evet. Ne düşünüyorsun? Çok güzel bir yoldu bence ki buraya kadar gelindeyse şöyle ufak bir yürüyüşle çıkılıp görülebilecek evet, manzara. Biraz yorucu ama kesinlikle değiyor. Evet. Ve biraz da acıktırıcı. Acıktın mı? Ben acıktım. Biz akşam yemeği yemedik. Onun da acıkkanlığıyla biraz daha fazla yorulduk galiba. Evet. Şimdi yorgun yorgun bir akşam yemeği yapılmaz. Buradaki restorandan bir şeyler yiyelim mi? Deneyebiliriz, olabilir. Olur. Karşıda restoran görmüştük. Bugün orada yiyeceğiz. Aşkım, burada bizi beklemiyoruz. Sarı kedi hiçbir yere gitmemiş gerçekten. Acaba? Ha? Gel. Gel.
Bizi mi bekledin sen? Şişko seni. Üstümüzü giyip buraya gelene kadar hava karardı gerçekten ya. Saat daha 6.30 falan. Evet, 6.30'da zifiri karanlık oldu her yer. Restoranın da sadece giriş kapısında ışık yanıyor. İnşallah açıktır. Evet. Açık değilse çok üzüleceğim. Çok acıktım. Evet. İçerisi gayet ışıklı. Telefonu karıştırmıyorum. Menü bakıyorum. Aynen. Menümüz QR kodlu. Eğer güncel fiyatları merak ediyorsanız videodan QR kodu okutabilirsiniz. Normalde gün içerisinde gelinse burada baş konuş manzarası oluyor ama şu an benim manzaram Sevcan oluyor burada. Evet, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, bize gezdiğinizi anlatın felsefesiyle çok fazla yediğimizi içtiğimizi paylaşmadık. Paylaşmadık ama restoranın ne kadar mükemmel bir yer olduğundan bahsedelim bence. Evet, yani yediğimiz yemekler gerçekten kaliteliydi ve fiyatları harbiden çok uygundu bu arada. Restoran da çok kaliteli bir restoran zaten. Biz hani uygun fiyatlı bir şey, çorba falan içeriz diye uğramıştık, yemek yapmayalım diye. Ama fiyatlar uygun olunca menü söyledik. Etli yemekler olmasına rağmen iki çorba ve iki menü salataya 270 lira gibi bir ücret ödedik. Şu an için beraber mükemmel bir fiyat. Günümüzde tabii ki de çok iyi bir fiyat. Evet. Burası zaten güzel. Restoran da güzel. Eğer yolunuz Kahramanmaraş'a düşüyorsa kesinlikle tavsiye ederiz. Kesinlikle. Şu an biz buradan ayrılıyoruz. Burası çok güzel ama bizim yolumuz biraz uzun. Antep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır rotamız var ve süremiz... Kış da geliyor. Evet. Winter is coming. Yola çıkmamız gerekiyor. Bu yolculuğumuzda bize eşlik etmek isterseniz, bizimle gezmek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Yeni yerleri birlikte keşfetmek dileğiyle. Kendinize çok cici bakın. Görüşürüz.